Sevgili gençler, merhabalar. İntegral videosunun 5.si ile belirli integral ile devam ediyoruz. Önce kuralımızı bir hatırlayalım. İntegral a'dan b'ye f(x) dx biçiminde bu şekilde burada bir alt sınır, burada bir üst sınırla verilmiş bir belirsiz integral ifadesi varsa eğer diyoruz ki arkadaşlar, bunun integralini normal yollardan alıyoruz. Az önce ilk 3 videoda öğrendiğimiz şekilde bunun integralini alıyoruz. Sonrasında sınırlar devreye giriyor. Bu sınırlarda önce B yerine yazıyorsunuz. Büyük FB. Sonra A yerine yazıyorsunuz. Büyük FA ve üstteki e, integralin üstteki fonksiyonu sonucuyla görüntüsüyle alttaki sınırın görüntüsünün farkını alıyoruz. Bu da bize belirli integralin sonucunu veriyor. İlk örneğimize göz atalım. İlk örnekte diyor ki arkadaşlarım 0'dan 2'ye kadar x küp artı 2 dx. Hemen integralini alırsak biz bu ifadenin x üzeri 4 bölü 4 artı 2x c'yi yazmamıza gerek yok çünkü c'yi yazsak da yazmasak da 2'den 0'ı çıkarırken 2'yi yerine yazıp 0'ı yerine yazıp çıkarırken c'ler zaten birbirini götürecek dolayısıyla ben diyeceğim ki buraya 0 ile 2'yi yazacağım önce 2'yi yerine yazalım 2'nin 4. kuvveti 16 bölü 4'ten 4 artı 2 kere 2 4 eksi 0'ı yerine yazarsak 0 artı 0 gelir dolayısıyla bunun da cevabı 8 olur diyebiliriz İkinci örneğimize bakalım. x kare dx. x karenin integrali neydi? x küp bölü 3'tü. Yerine ne yazacakmışım? n ile m'yi yazacakmışım. Bu da neyi verecekmiş bana? 4'ü. Peki <laughs> buradaki integralin sonucu 1 dx olduğu için x'tir ve yerine yine n ile m'yi yazdığım zaman 3 gelecekmiş. n'nin alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş bize. Öncelikle m'yi bir yerine yazalım. m küp bölü 3 eksi Neyi yerine yazarsak ne küp bölü 3 eşittir 4. Yani buradan ben m küp eksi ne küpün 3 kere 4 12 olduğunu biliyorum. 3'leri de karşıya gönderdim. Tamam. Ve ayrıyeten m'yi burada yerine yazdığım zaman m eksi neyi yerine yazdığım zaman ne bunun da 3 olduğunu biliyorum. Peki arkadaşlar artık biraz çarpanları ayırmayı e, denesek iyi olacak. Şu m küp eksi ne küpü m eksi ne parantezinde m kare artı mn artı ne kare olduğunu biliyorum. Bu 12'ymiş. Peki burası m eksi n'nin ben 3 olduğunu biliyorum. Bakın burada da bir m eksi n var. Dolayısıyla burası 3'tür deyip şu işaretleyeceğimiz kısım turkuazla gösterdiğim kısım 3 ile neyi çarparsak 12 olur. 4'ü diyeceğiz. Demek ki m kare artı m n artı ne kare kaçmış arkadaşlarım? 4. Peki bu m eksi n'yi bilirken elimde m kare artı m n artı ne karenin ee, ne olduğunu bulabilir miyim ya da e, burada m ve n hakkında bir bilgi sahibi olabilir miyim deneyelim her iki tarafın burada karesini aldığımız zaman m kare artı n kare eksi 2 m n eşittir 9 eşitliğini görebiliyoruz peki bu bulduğumuz m kare artı n kare eksi 2 m n eşittir 9 eşitliği bizim ne işimize yarar bakın burada yazarsam m kare artı n'in karesi eksi 2 çarpı m çarpı n eşittir 9 e şurasında ne olduğunu biliyordum. 4 olduğunu biliyordum. Üsttekinden alttakini çıkararak m kare ve n kareleri, ne kareleri götürebiliriz. Bunlar giderse bakın m kare n kare hepsi gitti. Giderse mn eksi 2 mn eksi eksi 2 mn. E, burası ne gelir? 3 tane mn eşittir. 4'ten de 9'u çıkarırsak sevgili gençler eksi 5 olur. Peki buradan m çarpı n'nin ne olduğu görülüyor? Eksi 5 bölü 3 olduğu görülüyor. Peki hala. Ben bakın burada m eksi n'nin de ne olduğunu biliyordum. 3 olduğunu biliyordum. Peki ben m'yi yalnız bırakırsam m eşittir ne olur arkadaşlarım? n artı 3 olur. Peki buradan m gördüğümüz yere bu ifadeyi yazarsak n artı 3 çarpı n artı 5 bölü 3 eşittir 0 diyebilirim. Bunu bu tarafa attım bu sırada. peki burayı dağıttığımız zaman n kare artı 3n artı 5 bölü 3 eşittir 0 gelir. Peki bizden ne istenmişti soruda bir daha hatırlayalım. N'nin alabileceği değerlerin toplamı istenmişti. Biz de aşağıda N'ye bağlı ikinci dereceden bir denklem elde ettik. İkinci dereceden denklemin kökler toplamı eksi B bölü A ile bulunuyordu hatırlarsan. Eksi 3 bölü 1'den doğru cevabın eksi 3 olduğunu söyleyebiliriz. Geçelim bir diğer kısma bir diğer soruya. Örnek 3'teyiz. Sıfırdan 1'e x küp eksi 27 bölü x kare artı 3 x artı 9 verilmiş. Bize bunun integralini al diyor. E, hesaplayalım sevgili gençler. x küp eksi 27 dediğimiz ifadeyi ben x eksi 3 çarpı x kare artı 3 x artı 9 dx bölü x kare artı 3 x artı 9 biçiminde yazabilirim sıfırdan 1'e. Burada göreceğimiz üzere x kare artı 3 x artı 9'lar birbirini götürecek. Ve geriye sıfırdan 1'e x eksi 3 dx kalır. x eksi 3'ün integrali gayet basit oldu artık soru. x kare bölü 2 eksi 3 x olacak. Ve sıfırla 1'i yerine yazacağız. 1'i yerine yazdığım zaman 1 bölü 2 eksi 3. 0'ı yerine yazdığımız zaman da 0 gelecek zaten. 1 bölü 2'den 3'ü çıkarırsak. Eksi 5 bölü 2 bizim sorumuzun cevabı olacak. Burada e, örnek 10 yazdım yanlışlıkla sonra sildim ama düzeltmeyi unutmuşum. Burası örnek 4 olacak. Sevgili gençler sorumuza bakalım. m bir reel sayı olmak üzere 0'dan 3'e 12 çarpı x üzeri 11 eksi 90 çarpı x üzeri 9 artı 4 x artı 2. Bunun integrali 0'dan 8'e m dx e eşitse m kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle şunu yapmamız gerekiyor. İntegrallerini alalım. 12 çarpı x üzeri 12 bölü 12 Değil mi? Yani ben burada direkt şunu götürebilir miyim artık? Bakın burası bundan bir fazlaysa artık onları yazmamıza gerek yok. Ya da sadeleştirme işlemlerini yaparak ilerleyebiliriz. Artık ben buraya direkt x üzeri 12 diyeceğim. x üzeri 12 eksi. Bakın burada 90 çarpı x üzeri 9 var. İntegralini aldığımız zaman burası 10 bölü 10 gelecek. Bu 10 da bu 90'ı sadeleştirirsek 9 çarpı x üzeri 10 olacak. 9 çarpı x üzeri 10. Artı 4x kare bölü 2'den 2x kare artı 2x. Neyle neyi yerine yazacağız? Sıfırla 3'ü eşittir. mdx'in integrali de mx. Nereden nereye? Sıfırdan 8'e. Pekala. Ben burada öncelikle 3'ü yerine yazarsam. 3 üzeri 12 eksi 9 çarpı 3 üzeri 10 artı 2 kere e, 3'ün karesi 9 18 artı 2 kere 3 6 Eşittir. Eşittir'i yazmadan önce sıfırı da koymamız gerektiğini biliyorsun ama hepsinde de x çarpanı olduğu için sıfırı yazsak da bir şey fayda etmeyecek. Yine de eşittir. de 8'i yerine yazarsam 8x gelir. 0'ı yerine yazarsam eksi 0 gelir. Peki bu aşamadan sonra ne yapacağız? Bakın burada 9 dediğimiz ifade aslında 3'ün karesidir. Ve 3'ün karesiyle 3 üzeri 10'un çarpımı 3 üzeri 12'dir. Ve burada artı 3 üzeri 12. Burada da eksi 3 üzeri 12 birbirini götürürse yani şunlar iptal giderse 18 artı 6'nın 24 olduğunu ve bunun da 8 x'e eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. 8 x değil 8 m arkadaşlar burası çok üzgünüm. Burası m. O halde m de kaç olur? 3 olur diyebiliriz. Beşinci örnekteyiz. İyi dinliyorsun. Burada bir diferansiyel var. dfx neye eşitti sevgili arkadaşlar? İntegral dfx. fx artı c'ye eşitti. Doğru mu? O halde bize burada direkt olarak şunu sormuş. fx de Önce bir 2 e, yaz sonra bir eksi 2 yaz ve bunların farkını al demiş. Yani f2 eksi f eksi 2'yi sormuş bize. E, f fonksiyonunu zaten biz yukarıda biliyoruz. Bildiğimiz için de yerine yazabiliriz. F2 dediğimiz şey yukarısı 5 aşağıda 5 yapar. 5 beş bölü 5'ten 1. Eksi 2'yi bulursak da yukarısı eksi 3 olur. Pardon özür dilerim. Aynen eksi 3 olur. Bölü aşağısı da 1 olur. 1 eksi eksi 3'ten ne gelir arkadaşlarım? 4 gelir sorumuzun cevabı diyebiliriz. Geçelim bir sonraki sayfada 6. sorumuza. Bu soruyu iyi dinle güzel bir soru. Şimdi şöyle diyelim mi? x artı 1 bölü x'i vermiş bakın. f x artı 1 bölü x. Karşıda da karman çorman bir ifade var ama şu x kare 1 bölü x kare falan bize tanıdık geliyor. Mesela x artı 1 bölü x'in ben parantez karesini aldığım zaman x kare artı 1 bölü x kare Artı 2 çarpı x çarpı 1 bölü x'den 2 gelecek. Bu 2 de şunun içerisinde zaten yeterince var. Ben burayı 2 artı 1 dersem. 2'yi kullandım. Geriye bir tane birimiz kaldı. Pekala. x artı 1 bölü x'i. Peki 2 ile çarparsak ne olur? 2x artı 2 bölü x gelir. E, bu ifade var belimizde. Bakın 2x artı 2 bölü x de var. Bir de fazladan elimizde ne kaldı sadece? Kullanmadığımız 1 kaldı. O zaman bir de artı 1 diyelim. Şimdi. O zaman şunu şu şekilde ifade edebiliriz. fx artı 1 bölü x. Yani f fonksiyonu içerisine aldığı sayıyı içerisine aldığı ifadeyi önce karesini alıyor. Sonra 2 ile çarpıyor. Ve sonra 1 ekliyor. Yani aslında bizim fx dediğimiz fonksiyonumuz önce x'in karesini alıyor. Sonra 2 ile çarpıyor. Sonra 1 ekliyor. Demek ki fx buymuş. Ve fx'in tanıdık geldiğini söyleyebiliriz. x artı 1'in parantez karesidir. Ve ben onu burada yerine yazdığım zaman karekök içerisinde x artı 1'in parantez karesi dediğimiz zaman bunlar da gider x artı bir gelir. Yani aslında biz de, bizden soru şunu istiyor. İntegral eksi 4'ten 4'e kadar x artı 1 dx'i bul diyor. Peki bunun integrali nedir sevgili arkadaşlar? x kare bölü 2 artı x. Neyle neyi yerine yazacağız? 4l, 4 ile eksi 4'ü. 4'ü yerine yazdığımız zaman 16 bölü 2'den 8 artı 4'ten 12. Eksi 4'ü yerine yazdığımız zaman gene 8 eksi 4'ten bu sefer 4 gelir. Ve bunları ne yapacağız? Birbirinden çıkaracağız. Cevabı da 8 olarak söyleyeceksiniz sevgili gençler. 7. örnekteyiz. F'in ikinci türevinde x çarpı f türev x dx. Eksi 2'den 4'e kadar integrali sorulmuş. Burada birazcık değişken değiştirme yapıp soruyla oynayalım. E, f türev x ifadesine ben eğer t dersem f'in ikinci türevinde x dx eşittir dt olacaktır. E pekala bakın burada f türev x de, e, e, f türev x var. Burası t olacak dedik. f'in ikinci türevinde x dx de var ve bunlar çarpım durumunda. Dolayısıyla burası da nedir? dt'dir. Yani ben şunu merak ediyorum t dt neye eşit? Bu neye eşit? t kare bölü 2'ye eşit. Peki t'miz neydi sevgili gençler? t'miz f türev x'ti. Yerine yazarsak f kare. f türev x demiştik. Şöyle yazarsak daha güzel olur. f türev x'in tamam mı? karesi bölü 2 nereden nereye? Eksi -2'den 4'e. E peki artık yerine yazacağız. Bakalım yerine yazdığımız zaman ne gelecek? Şuraya yazalım F türev 4'ün karesi bölü 2 eksi F türev eksi 2'nin karesi bölü 2 diyeceğiz Peki bunları grafik üzerinden nasıl hesaplıyorduk hatırla türevde F türev 4 nedir bu fonksiyona 4 noktasından çekilen teğetin eğimi 0 Yani burası komple neymiş arkadaşlar 0 eksi F türev eksi 2 yani eksi 2 noktasındaki eğim bunu da şuradaki üçgenden çıkarabiliriz. Dik üçgenden. Burası 2 birim. Burası da 2 birim. 2 bölü 2'den tanjant. 1. Demek ki burası 1. 1 bölü 2. Bir de başına ne vardı? Eksi vardı. Dolayısıyla cevabımız eksi 1 bölü 2 olacakmış sevgili arkadaşlar. Geçelim 8. sorumuza. Yine az önceki soruya bir, sor bir önceki sayfadaki e soruya benzer bir sorumuz. X karenin integrali nedir? X küp bölü 3. Nereden nereye? N'den m'ye. E, bu neye eşitmiş? dx. Bakın 1 dx nedir? İntegrali x n'den m'ye. Bu da neye eşitmiş? 1'e. E, e peki hala x küp bölü 3 diyor yine m küp eksi n küp bölü 3 eşittir. m'yi yerine yazdık. m eksi n. Bu da neye eşit? 1'e. E, m küp eksi n küp dediğimiz ifade m küp eksi n küp eşittir. Yine m eksi n çarpı m kare artı m artı n karedir. Ve e, neye eşittir arkadaşlar? Bunu karşıya atarsak 3'e eşittir. Peki şurası kaçmış? 1. Demek ki burası da neye eşit olacak? Şu kısım. Bu kısım da 3'e eşit olacak. Pekala. Yine m eksi n'nin karesinden yürürsek. m kare eksi 2 m n artı n'nin karesi eşittir. 1. Bir. 1'in karesi de 1'dir. Peki ben bunu buraya m kare eksi 2 m n artı n kare eşittir 1 diye yazarsam ve gidip şuradaki kısmı bakın şu ifade üzerinden yürüyoruz artık. Bu ifadeyi ben 2 ile çarparsam ve toplarsam 2m kare m kare daha 3m kare artı 2mn eksi 2mn daha bunlar gider. 2n kare artı n kareden artı 3n kare eşittir. 2 kere 3 6 bir daha 7. O halde m kare artı n kare bunu 3 parantezine aldığımız zaman 7 geliyorsa m kare artı n kare dediğimiz ifadede 7 bölü 3 tür denilebilir gönül rahatlığıyla. Tamam mı? 9. örnekteyiz. Sevgili gençler bunun integralini almayı kolay yoldan biliyorduk. 1 eksi x'in 1 bölü 2. kuvvetidir bu. Bunun integralini nasıl alıyorduk? Ee, öncelikle şunu yazıyoruz. 1 eksi x'in üstünü 1 artırıyorduk. 3 bölü 2 ters çevirip başına yazıyorduk. 2 bölü 3 ve içinin türevi diyorduk. Eksi 1. Tamam. Nereden nereyeymiş integral? Sıfırdan 1'e. E bunu da yerine yazacağız artık. 1'i yerine yazdığımız zaman şuradaki ifadeden kaynaklı 0 geliyor. Eksi 0 yerine yazdığımız zaman 2 çarpı 1 bölü eksi 3 geliyor. eksi var bir de başında. O eksiler de şuraya artılar. Doğru cevap ne olacakmış? 2 bölü 3 olacakmış diyebiliriz. Geçelim bir sonraki sayfamızda 10. soruya. 4'ten 9'a 6 x 8 6 bölü kök x artı 1 demiş. bunun integralini bul. Şimdi yukarıda ben 6 parantezinde x eksi 1 dersem önce içeriği bir düzenleyelim. Bir de aşağıda ne var? Kök x artı 1 var. Şuradaki x eksi 1 dediğimiz ifadeyi 2 kare farkıyla açarsak 6 çarpı kök içerisinde x artı 1 çarpı kök x eksi 1 bölü kök x artı 1 deriz ve burada kök x artı 1'lerimiz gider. Sonrasında ise integral 6'yı da dışarı atarım. 4'ten 9'a elimizde ne kalır? Kök x eksi 1 dx kalır. Yani bunun integralini almak yerine bunun integralini almak daha mantıklı. Şimdi devam edelim. 6 çarpı parantezimizi açtık. Kök x'in integrali. Yani x üzeri 1 bölü 2'nin integrali. Üstünü 1 artırdığımız zaman 3 bölü 2 gelecek. Biz başına 2 bölü 3 yazacağız. Çarpı x üzeri yine 3 bölü 2 olacak. Tamam. Eksi 1'in integrali de x'ti. Neyle neyi yerine yazmamız gerekiyor şimdi? Sıfırla pardon 4 ile 9'u yerine yazacağız. Değil mi? 4 ile 9'u yerine yazacağız. Pekala. Yine 6'yı koydum başa. 6 parantezinde 9'u yazalım şimdi bakın şuraya. 9'un karekökü 3. 3'ün küpü 27. 27'yi 3'e böl 9. 9'u 2 ile çarp 18. Eksi 9'u burada yazdığım zaman 9 gelir. Eksi. Şimdi 4'ü yerine yazacağız. 4'ün karekökü 2. 2'nin küpü 8. 2 kere 8 16 bölü 3. Eksi 4 diyeceğiz. Ve bunu hesaplamamız gerekiyor artık. 6 çarpı 18'den 9'u çıkardığımız zaman 9 gelir. Eksi 16 bölü 3'ten 12 bölü 3'ü çıkardığımız zaman 4 bölü 3 gelir. Sonrasında içeriye de dağıtırsak bunu 54 eksi 6 kere 9 54. Bunda da bunu çarparken 3 ile 6 gidecek 2 kalacak 2 kere 4 8. Bu da 54'ten 8'i çıkarırsak doğru cevabımız 46 gelecektir sevgili gençler. Örnek 11. Büyük H gerçel sayılar kümesinde türevlenebilir bir fonksiyon ve küçük H'lar reel sayılar kümesinde sürekli bir fonksiyon olmak üzere her x reel sayısı için e, h türev x küçük h x'e eşit ise h 3 6 ise h 2 de 2 ise h 2 de 4 ise 2'den 3'e kadar h x çarpı küçük h x x nedir diye soruyor. Bakın ben burada eğer büyük h x'e u dersem h türev x dx eşittir. Ne olur? du olur. Peki h türev x ne demek arkadaşlar? Bakın burada ne verilmiş? Küçük hx demekmiş. O zaman yerine yazarsak küçük hx dx eşittir duymuş. Yani ben sorudaki büyük hx'e u demeyi başardım. E, küçük hx dx'i ne buldum? du buldum. Değil mi? E, mantıken yerine yazacağız artık. Başka bir şeyimiz kalmadı. Değil mi? şurayı biraz kararladık. Evet. Şimdi yerine yazalım. İntegral u du. İntegralini alırsak ne gelir? U kare bölü 2. Peki u dediğimiz şey neydi? Hx'ti. Hx'in karesi bölü 2 diyeceğiz. Nereden nereye? 2'den 3'e. Peki 3'ü yerine yazarsak h3'ün karesi bölü 2 eksi 2'yi yerine yazarsak h2'nin karesi bölü 2 gelecek. Peki h3 dediği şey 6 idi. 6'nın karesi 36 bölü 2 18 eksi. H2 dediği şey 4'tü 4'ün karesi 16 bölü 2'ye 8. 18'den 8'e çıkarırsak da doğru cevabın 10 olduğunu söyleyebiliriz. Evet 12. sorudayız. Bu soruda bir hatırlatmamız var. Şuradaki x ifadesini biraz fazladan yazmışım arkadaşlar. Burası içerisi kök içerisinde 3 artı x kare haberiniz olsun. Şimdi durum böyleyken soruyu nasıl çözebiliriz? 3 artı x kare dediğimiz ifadeye ben eğer u'nun karesi dersem tamam mı u'nun karesi dersem burada 2x dx eşittir ne olur? 2u du olur doğru mu? Peki ikileri de götürürsek şu şekilde ikiler de gitti. x dx 2u du oldu bize 5x dx lazım. Dolayısıyla 5 ile de çarparsak 5x dx eşittir. Ne olacak? 5u du olacak. Pekala. Şimdi yerlerine bir yazalım. 5x dx dediğimiz şey 5u du. Ve 3 artı x kareye de u kare demiştim. Şurası u kare ise u karenin kare u olur. Değil mi? Çarpı var. Bunun integralini alacağız. 5'i bir dışarı atarsak 5 içerisine olur. U kare du olur. U karenin integrali neydi? U küp bölü 3. 5 çarpı u küp bölü 3. U dediğimiz şeydi arkadaşlar. Neydi? 3 artı x karenin 1 bölü 2. kuvvetiydi. U dediğimiz şeyde. Neye istinaden söyledik? İşte buraya. Tamam. Yerine yazalım onu da. 5 çarpı 3 artı x karenin x karenin evet 3 bölü 2. kuvveti bölü 3 dedik. Anlaştık mı? Şimdi yerine yazacağız. Ne ile neyi? Sıfırla biri. Burada da şu şekilde çekelim. Sıfırla biri yerine yazacağız. Biri yerine yazarsak 5 bölü 3'ün zaten bir çarpan olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biri şurada yerine yazalım. 3 artı 1'in karesinden 4. 4'ün karekökü kökü 2. 2'nin küpü 8. Tamam. Eksi. Şimdi sıfır yerine yazacağız. 3 artı 0 3. 3'ün küpü 27. 27'nin karekökü kökü 3 kök 3. Onu da yazalım. Artık bakıyoruz cevabın bu şekilde kalmasında bir sıkıntı yok. 8 eksi 3 kök 3'ün 5 bölü 3 katı. Dilersen dağıtabilirsin. 40 eksi 15 kök 3 bölü 3 şeklinde. Tamam. 13. örnek. 0'dan 12'ye 6 x bölü 2 x artı 1 dx nedir diye sorulmuş. Gelin gençler 2 x artı 1'e t kare diyelim ki orada t kare yerine yazdığımız zaman kökte gitmiş olsun. Buradan 2 dx Eşittir ne olur? 2T dt gelir. Değil mi? 2T DT. Ama şimdi bu şekilde geldiği zaman burada bir 6X'imiz var. Bu elimizde kalacak. E şimdi ne yapmamız lazım? Demek ki direkt buranın diferansiyelini almak yerine şunu elde etmemiz gerekiyor. 2X eşittir. T kare eksi 1 ise 6X eşittir. 3T kare eksi 3'tür. Tamam. Bakın bu hamle önemliydi. Burada bu hamleyi kaçırmayacaksın. T kare dediğimiz şey 2x artı 1 oldu. 6x dediğimiz şey buradaki de 3 t kare eksi 3 oldu. E peki bu ne işimize yarayacak? Öncelikle hemen şunu yine diferansiyelini bir alalım arkadaşlar. Ee, 2 dx 2 dx eşittir. Ne olacak? 2 t dt. Buradan dx dediğimiz ifade t dt olacak. Her iki tarafı 2'ye bölerek elde ettik bunu. Bir de işimize yarayan kısmı bu var. Şimdi yerlerini bir yazalım değişkenini değiştirelim. İntegral 6x dediğimiz şey 3 t kare eksi 3'tü. Tamam bu kalsın kenarda. Dx dediğimiz şey t çarpı dt idi. Bu da kalsın. 2x artı 1 dediğimiz şey de t kareydi. T karenin kare kükü de t olacak. E peki buradaki şu t ile şu t gider mi? Gider. Burayı da 3 parantezin alıp 3'ü de dışarı atarsak 3 çarpı integral t kare eksi 1 dt olacak. Bunun da sonucu 3 çarpı t küp bölü 3 eksi t olur. Peki t dediğimiz şey neydi? Bakın burada t ile yalnız bırakırsak t eşittir. 2x artı 1'in 1 bölü 2. kuvveti. Onu da yerine yazalım. 3 çarpı 2x artı 1'in şimdi küpü diyeceğiz ya 1 bölü 2'nin küpü 3 bölü 2. kuvveti bölü 3 eksi yine 2x artı 1'in karekökü yani 1 bölü 2. kuvveti olacak. E peki şimdi ne yapmamız gerekiyor? 0 ile 12'yi yerine yazacağız. Yazalım. 12'yi yerine yazdığımız zaman bakın. 3 çarpı 2 kere 12 14. 1 ekle e, pardon 2 kere 12 24. 1 ekle 25. 25'in kare kökü 1 bölü 2. kuvveti veya 5. 5'in küpü 125 değil mi? Şurayı yazalım. 125. Bir de içeride ne var? Bölü 3 var. Eksi 2 kere 12, 24, 1 ekle 25, kare kökü 5. Bu da bu şekilde oldu mu? Peki şimdi ne yapacağız? Yine 3 çarpı bu sefer de 0'ı yerine yazacağız. 2 kere 0, 0, 1 ekle 1, 1'in 3 bölü 2. kuvveti 1, 1 bölü 3 geldi içerisi. Eksi, burada 0'ı yerine, yerine yazdığım zaman yine 1 gelecek. E Peki içerisine bakalım. İç, i̇çeriye 3'ü dağıttığım zaman 125 eksi 15 eksi... 3'ü içeri dağıttığım zaman yine eksi 3 ile çarpacağım bu sefer. Eksi 1 artı 3 olacak. Değil mi? 125'ten 15'i çıkar. 110. 1 çıkar. 109. 3 ekle. 112 bizim sorumuzun cevabı olacaktır. Umarım düzenli bir şekilde anlatabilmişimdir. Tamam. Rengarenk görünüyor ama umarım anlamışsındır. Anlatabilmişimdir. Örnek 14'teyiz. M pozitif reel sayı olmak üzere baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden reel katsayılı her Px polinomu için eksi 1'den 1'e Px dx Pm artı P eksi M eşitliği sağlamaktadır. Buna göre 3M kare nedir diye soruyor bize. M'nin pozitif reel sayı olduğunu unutmayacağız ve Px'in de baş katsayısının 1 ve ikinci dereceden denklem olduğunu unutmayacağız. Şimdi Px dediğimiz şey madem baş kat sayısı 1 ise x kare ile başlayacak ikinci dereceden olduğu için artı ax artı b demek istiyorum ben buna. İntegral Px'i bulursak integral Px dx bu da ne olur? x küp bölü 3 artı ax kare bölü 2 artı bx olur. Ee, nereden nereye? Eksi 1'den 1'e yazalım şunu da eksi 1'den 1'e. E peki ben bunu yerine yazdığım zaman şuraya yazalım. Ne gelir? 1'i yerine yazdığım zaman 1 bölü 3 artı a bölü 2 tamam mı? a bölü 2 artı b gelir. Eksi 1'i yerine yazdığımız zaman da eksi diyelim. Eksi 1 yerine yazıldığı zaman eksi 1 bölü 3 artı a bölü 2 ve eksi b gelir. Peki ben bundan bunu çıkarırken şuradaki a bölü 2 ile buradaki a bölü 2 gidecek. 1 bölü 3 eksi eksi 1 bölü 3'ten 2 bölü 3 Tamam. Artı b eksi eksi b'den ne gelecek? Artı 2b gelecek. Arkadaşlar bunun integrali neye eşitmiş? Bakın şu an bulduk. 2 bölü 3 artı 2b. Pm artı p eksi m eşitmiş. Peki pm dediğimiz şey nedir? Yerine yazacağız. Bakın nerede? Şurada. m kare artı am artı b'ymiş. p eksi m neye eşit peki? O da yine eksi m'in karesinden m kare. Bu sefer eksi am artı b'ye eşit. Bundan e, bunu ikisini toplarsak ne olur? AM ile eksi AM gider. 2 tane M kare artı 2 tane B olur. Bizim bulduğumuz ifade yani 2 bölü 3 artı 2B integralimiz 2M kare artı 2B'ye eşitse eşit diyelim birbirine. 2 bölü 3 artı 2B eşittir. 2M kare artı 2B olur. Burada 2B'ler de birbirini götürürse 2M kare 2 bölü 3'tür. Her iki tarafı 2'ye bölersek M kare dediğimiz şey 1 bölü 3'müş. O zaman m kaçtır? 1 bölü kök 3. Neden eksi 1 bölü kök demedik? Çünkü m bir pozitif reel sayıydı. Bizden 3m kare istenmiş dikkat edersen. Yerine yazacağız artık. 3 çarpı 1 bölü kök 3'ün karesi nedir? 1 bölü 3. 3'ler gider. Cevap neymiş sevgili arkadaşlar? Cevap 1'miş diyebiliriz. Yine bu da rengarenk bir soru oldu ama aynı yukarıdaki gibi bunu da anlamışsındır diye umuyorum. Bence sorular Güzel sorulardı. Umarım beğendirebilmişizdir. Evet. 15. sorumuza bakalım. Yukarıdakilerden biraz daha e, zorluk seviyesi düşük olan sorulardan bir tanesi. Başlayalım sorumuza. Şimdi bakın burada bir fx var. Burada f türev x var. Hemen birbirinin türevi olan ifadeleri görür görmez. f x'e e diyorsun ki t. O zaman f türev x dx ne olur arkadaşım? dt olur. Yerine yazarsak da integral t'nin küpü dt gelecektir. Tamam. E peki şimdi ne yapacağız? Bunun integralini alalım. t üzeri 4 bölü 4 artı c idi. O c'yi artık bırakalım. Neden? Çünkü belirli integralde yerine yazınca c'ler gidiyordu. Eksi 2 ile 0'ı yerine yazacağız. Peki ee, burada yazmayacağız ama. Çok özür diliyorum. Burada yazmayacağız. Bir an için daldım. t üzeri 4. Biz t diye ne demiştik? fx'e. O halde fx'i yerine yazıyoruz önce. fx'in dördüncü kuvveti bölü 4 değil mi? Burada eksi 2 ile 0 yerine yazacağız. Peki birazcık aşağı inelim. Burada arkadaşlar bu ne demek oluyor? F0'ın dördüncü kuvveti bölü ee, 4 eksi 0, e, eksi 2 yerine yazarsak F eksi 2'nin dördüncü kuvveti bölü 4. Peki F0 neydi? Eksi 2 bakın burada bak 0 nereye gitmiş fonksiyonda? Eksi 2'ye. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16. 16'yı 4'e böl 4. Eksi F eksi 2. Eksi 2 nerede? 0 mı? 0'ın 4. kuvveti bölü 4. 0 olduğu için 4'ten 0'ı çıkardık. Cevabımız 4 oldu diyebiliriz. 16. soru. Yine güzel sorulardan bir tanesi. Eğer birazcık kestirebiliyorsan gözünle bile çözersin. İyidir ne kolay bir soru. Şimdi f'in ikinci türevinde X'de x dx ne demek? Yani f'in ikinci türevinin integrali ne demek? Onun türevi olan. Yani türevi ikinci türev olan. Yani f, f türev x'miş burası. F türev x de eksi 3 ile 5'i yerine yaz demiş. E bu ne demektir? F türev 5'ten F türev eksi 3'ü çıkar demektir. E bakıyorsun adam demiş ki D1 ile D2 birbirine paralel. Yani fonksiyonda F eksi 3'ten çekilen teğetle 5'ten çekilen teğet birbirine paralelmiş. Bunlar ne demek? F, F türev eksi 3 ile F türev 5 birbirine eşit demek. E bu iki ifade birbirine eşitse farkları da sıfırdır diyebiliriz. Geçelim sevgili gençler 17. sorumuza. 3'ten 6'ya 3, ile 6 kapalı aralığından 5 ile 7 kapalı aralığına tanımlı bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonun grafiği verilmiş. 3'ten 6'ya x çarpı f türev x dx 10. 5'ten 7'ye f'in tersinde x dx e, nedir diye sorulmuş bize. 10 bu nedir diye sorulmuş. Öncelikle x çarpı f türev x'i e, görünce benim aklıma şu geliyor bakın. E, x çarpı fx'in türevi geliyor. Burada çarpımın türevini uygularsak bu ne gelir arkadaşlar? Bakın 1 çarpı fx artı x çarpı f türev x gelir. Ben şimdi bunların integrallerini alırsam tamam mı? Integrallerini alırsam arkadaşlar bunların hepsi birbirine eşit olacaktır. Şimdi tabi sınırlarını da belirleyelim. Nereden nereye olsun? 3'ten 6'ya olsun. 3'ten 6'ya. 3'ten 6'ya. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz artık? Burası 3'ten 6'ya. 3'ten 6'ya diyeceğiz. Evet. Türevin integrali nedir arkadaşlar? Fonksiyonun kendisi. Bir de c fazlası. Ama zaten elimizde 3 ile 6 sınır olduğu için direkt bunu yerine yazabiliriz artık. x çarpı fx. Bunu nereden nereye yerine yazacağız? 3 ile 6'yı. Tamam. Eşittir. fx 3'ten 6'ya kadar. Aslında burası Riemann integralini anlatırken de bahsetmiştik. Burası ne demek? 3'ten 6'ya kadar eğrinin altında kalan alan demek. Yani neresi? Şurası sevgili gençler. Tamam. Burası. Yani buradan bahsetmiş bize. E peki e, devamını getirelim. X çarpı F türev X 3'ten 6'ya. O da zaten burada verilmiş. O da Olmuş Değil mi? Burası da 10. Yani o zaman ben şöyle diyeyim mi buraya? E, 3'ten 6'ya integral fx dx artı 10 diyelim. Tamam. E şimdi şunları bir yerine yazalım bakalım ne gelecek. 6'yı yerine yaz. 6 çarpı f6. Eksi 3'ü yerine yaz. 3 çarpı f3. Peki f6 ile f3'ü biliyor muyum ben? Biliyorum. Bakın f3 5. f6 da 7. Yerine yazarsak 6 kere 7. 42 eksi. 3 kere 5. 15 eşittir. 3'ten 6'ya kadar fx dx. 3'ten 6'ya kadar fx dx. Ee, artı bir de 10'umuz var. 42'den 15'i çıkarırsak 37, 27 mi gelir? 27. Onu da bu tarafa gönderirsek integral 3'ten 6'ya kadar f(x) dx, bakın ne olacakmış? Onu karşıya gönderirsek 27'nin yanına 17 olacakmış. E Bu sarı bölgenin alanının ben 17 olduğunu buldum yani. Bakın burada söylemiştik sarı bölgenin alanını ifade ediyor burası. E burası 17. E şuradaki e, karenin alanı nedir sevgili arkadaşlar? 3 kere 5'ten 15'tir. Şuraya ne kalır? Buraya ne kalır? Bunu da bulabilir miyiz? Bence buluruz. Çok da güzel olur. Bakın. Buradaki büyük dikdörtgenin alanı nedir arkadaşlar? 6 çarpı 7'den 42 değil mi? E ben 15'te 17'yi toplarsam ne gelir? 32. E şuraya ne kalır o zaman? 10 kalır. Bakın bana neyi sormuş? 5'ten 7'ye kadar f'in tersinin e, integralini sormuş. Yani diyor ki 5'ten 7'ye kadar bu fonksiyonun ters fonksiyonunun Altında kalan alanı sormuş Yani bu sefer bu tarafta kalan alanı sormuş Yani direkt onu sormuş bize Tamam 10 birim karedir Veya cevap 10'dur diyebiliriz Belirli integralde alan kısmına Geçtiğimiz zaman aslında Bu tarz sorularla ilgili çok çok Daha fazla örnek çözmüş olacağız Güzel örnekler çözmüş olacağız Bu örneği de şimdiden itibaren kafanda Tutsan iyi olur Öğrensen iyi olur Diyoruz ve 18. sorumuza Geçiyoruz 18. soruda şurayı bir temizleyebilir miyim? 18. soruda arkadaşlar. Burada tanıdık bir ifadeyle karşılaşmamız istenmiş. x çarpı f türev x eksi fx bölü x kare. Bu ne demektir arkadaşlar? fx bölü x'in türevi demektir. Tamam bölümün türevi uygulanmış buraya. Madem öyle onu yazalım oraya 2'nin 2'den 4'e kadar fx bölü x'in türevi dx e, türevin integrali alındığına göre ben direkt fx bölü x'i yazacağım ve 2'den 4'e kadar sınırı belirleyeceğim ve yerine yazacağım artık bunu tamam mı? 4'ü yerine yazarsam f4 bölü 4 eksi 2'yi yerine yazarsam f2 bölü 2 gelir. Bizden bunun cevabı istenmiş. Peki f4 kaçmış bakın 5. 5'i 4'e böleceğiz. 5 bölü 4 eksi f2 kaçmış bakıyoruz. 2'ymiş. 2 bölü 2 1 olacak. 5 bölü 4'ten 1'i çıkarırsak da doğru cevabın 1 bölü 4 olduğu sonucuyla karşılaşabiliriz. Geçelim sevgili gençler. Örnek 19'a. Örnek 19'da ise yine çok güzel bir soru ama görmesi biraz zor haberin olsun. Tamam Şimdi bak burada şöyle ifadeler var. Yine yukarıdaki gibi yukarıdaki soruya benzeterek yani bu bir şeylerin türevi mi acaba diye düşünerek bu soruyu halletmeye çalışalım. Öncelikle şöyle diyelim mi? Ben burayı x kare ile çarparsam ve üst tarafı da x kare ile çarparsam bir şey değişmez. Aşağısı x üzeri 4 yaptık diye burayı da x üzeri 4 yapmak adına burayı x ile çarpayım ve burayı da x ile çarpayım. Tamam. Şimdi elimizde neler var bir düşünelim. 1'den 3'e kadar x kare çarpı f türev x dx bölü x üzeri 4 var. Değil mi? Bu kaçmış? 6. Peki başka ne var elimizde? 1'den 3'e kadar 2x çarpı fx bölü x üzeri 4 dx var. Ve bunun sonucu soruluyor. Gelin biz bu bize sorulan ifadeye yani şu kısma sevgili arkadaşlar bir harf verelim. Ne diyelim? A diyelim. Tamam. Şu bize sorulanı biliyoruz zaten. Peki ben bu bize sorulanla A dediğimiz, A dediğimiz ifadeyle bize verilen ifadeyi toplarsam ne olur? Ya da bakayım farkını alırsam ne olur diyelim. Fark alalım tamam mı? Bakın sınırlar aynı olduğu için 1'den 3'e kadar x kare çarpı f türev x eksi 2x çarpı f x bölü x üzeri 4 dx. Bu neye eşit oldu çıkardığımız için 6 eksi a'ya eşit oldu. E peki devamını getirelim şimdi. 1'den 3'e kadar 1'den 3'e kadar şu içerideki ifadenin tanılık gelmesi artık olağan değil mi? Bu nedir Arkadaşlar x kare çarpı fx'in türevidir. Pardon. Çok özür diliyorum. fx bölü x karenin türevidir. Doğru mu? Bölümün türevi uygulanmış oraya. Aynen. Bölümün türevi uygulanmış. fx bölü x karenin türevi. Nedir? İşte birinci sabit ikincinin türevi. Değil mi? Birincinin türevi çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi çarpı. Birinci bölü ikincinin karesi. Aynen öyle. O zaman ben buraya bunu yazarım fx bölü x karenin türevi dx yazarım. Ve türevle integral yine birbirini götüreceği için artık burada fx bölü x kareyi 1'den 3'e kadar yazmamız gerekecek. Yazalım. F3'ün e, neye oranı? 9'a. Eksi F1'in 1'e oranı diyeceğiz. F3'e bakalım. Onu grafikten bulacağız. F3 kaçmış? 6. F1 kaçmış? 2. Yani şurası 6. Burası neymiş? 2. 6 bölü 9 2 bölü 3'e eşittir. Eksi 2 bölü 1 de 2'dir. 2 bölü 3'ten 2'yi çıkarırsak sevgili gençler ne gelecektir? Ee, 6 bölü 3'ü çıkarırsak eksi 6 bölü yok eksi 4 bölü 3 gelecektir. Değil mi? Eksi 4 bölü 3. Pekala. İşte bu bulduğumuz sonuç değil. Bizim bulduğumuz şuydu. 6 eksi a idi. 6 iki a neymiş? Eksi 4 bölü 3'müş. O zaman a ne olur? A 6 artı 4 bölü 3 olur. Ben burada A'yı nasıl bulurum? 3 kere 6, 18, 4 ekle. 22 bölü 3. İşte cevap budur. Neden cevap budur? Bir de onu kontrol edelim. Yukarıda bize sorulan ifadeye bakın taramıştım ve demiştim ki buna A diyelim demiştim. Demek ki biz de A'yı bulmaya çabalıyorduk. Cevabımız da 22 bölü 3'müş. Gerçekten güzel bir soruydu arkadaşlar. Bu sorulara aman dikkat. Tamam. 20. sorumuz. 2'den 6'ya. 2 ile 6 noktası çok özür dilerim. 2 ile 6 noktası artık yoruldum. Fonksiyonun ekstremum noktası olduğuna göre f türev x artı f'in ikinci türevinde x dx'in integral'i nedir diye sormuş. Öncelikle bunu ister parçalayın ister parçalamadan ayrı ayrı integral'ini alıp toplayabilirsiniz. Aslında bize şu sorulmuş. Yani f türev x'in integral'i nedir? f x'tir. Değil mi? Artı f'in ikinci türevinde x'in integral'i nedir? f türev x'tir. Ve bunları bulduktan sonra eksi 1 ile 2'yi de Yerine yazmamız gerekiyor Peki yerine yazarsak ne gelir F2 artı F türev 2 Eksi F eksi 1 Eksi F türev eksi 1 Normalde eksi yazıp parantez açıp da Dağıtacaktım bu şekilde dağıttım haberin olsun Peki F2'yi biliyor muyuz F2'yi bilmiyoruz e, 2'yi 6 noktası demiş aslında biliyormuşuz Bakın fonksiyon 2 için 6'dan geçiyormuş doğru mudur e, O zaman şurası nedir arkadaşlar 6'dır Peki f türev 2. 2 6 noktası ekstremum noktaysa ise f türev 2 sıfırdır. Eksi. f eksi 1 2'den geçmiş bakın. Eksi 1 için 2 değerini almış. Dolayısıyla 2'yi yazdım. Eksi. f türev eksi 1 eksi 1 noktasındaki teğetin eğimi isteniyor. Şurası kaç birim? 2. Burası kaç birim? 2. 2 bölü 2'den eğim de pozitif olduğu için buraya 1 yazacağız. E, gereğine gelir? Artık şu işlemi yapalım sizinle. 6 artı 0 -2 eksi -1. Bu da 6 eksi 3'e yani cevap 3'e eşittir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu da yine diğerleri kadar olmasa da güzel bir soruydu. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda yani 6. videomuzda belirli integralin özelliklerinden bahsedeceğiz ve sonrasında bununla alakalı yine güzel örnekler çözeceğiz. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum ve olabildiğince arkadaşlarınıza da tavsiye etmenizi istiyorum kanalımı büyüyen bir aileyiz. Sizlerle beraber büyüyeceğiz. Ee, bu dersleri kimseden mahrum bırakmamız, bırakmamamız gerekiyor. Arkadaşlarımıza haber verirseniz çok sevin, çok sevinirim arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda yine söylediğim gibi belirli integralin özelliklerinden bahsedeceğiz. Görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın sevgili gençler.